Tonguç Akademiden herkese merhabalar arkadaşlar ilk defa karşılaşacağımız bir kavram var karşımızda ama bundan sonra sürekli de karşımıza çıkmaya devam edecek mol kavramı diyeceğiz oldukça önemli bir kavram ve bundan sonrasında özellikle sayısalcı olacaksak hayatımızın içerisinde sürekli yer alacak çok önemli bir kavram hemen şöyle bir programdan bahsedelim 10. sınıf kimyaya nasıl başlamıştık arkadaşlar kimyanın temel kanunları demiştik Orada e, kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu ve katlı oranlar kanunu görmüş, ödevlerimizi almış, güzelce çalışmış ve bunu halletmiştik. Şimdi bunun devamındayız arkadaşlar. Mol kavramı diyeceğiz. Oldukça yoğun, dolu dolu bir ayı neredeyse bitirmek üzereyiz. E, aynı şekilde önümüzdeki aylarda da bu programlar ve bu çalışmalar hızını kesmeden devam ediyor olacak. Şimdi bomba gibi dersimize bomba gibi devam edelim bakalım. Mol kavramı nedir arkadaşlar bu kavram? Ne anlatıyor bizi? Şimdi şöyle düşünelim. Atomlar ya da moleküllerden yani temel taneciklerden bahsediyorsak burada çok çok küçük tanecikler söz konusu olacak. Şöyle söyleyeyim size. Kocaman bir plaj düşünün. Oradaki bütün kum tanelerini oturup tek tek sayacak olursak sadece birkaç gram suyun içerisindeki atom sayısını yine bulamamış olacağız. Yani aslında küçücük bir maddede çok çok fazla sayıda Tanecik var, atom var, molekül var diyebiliriz arkadaşlar. O zaman bunu başka bir şekilde saymamız gerekiyor. Yani nasıl ki oturup da bir plajdaki kum tanelerini tek tek saymamız mümkün değilse, e, atomları da bu şekilde maddenin içerisinde saymamız mümkün değil. Onu edecek başka bir kavram ortaya çıkması gerekiyor. İşte bu kavramda mol kavramı olarak karşımıza çıkıyor ve çok önemli bir sayıyı, bir sabiti de ezbere bileceğiz. Bundan sonra da sürekli o sayı karşımıza çıkıp duracak. Nelerden bahsedeceğiz peki? Ee, öğrenme çıktıları olarak arkadaşlar konumuzun başlığı mol kavramı ve hani öğrenim çıktısı olarak öğrenme çıktısı olarak da oldukça basit bir şekilde mol kavramını açıklamamızı anlamlandırmamızı bekliyor olacak müfredatımız bizden. Peki karşımıza hangi anahtar kelimeler hangi anahtar kavramlar çıkacak? Avogadro adını verdiğimiz bir sayı karşımıza çıkacak arkadaşlar. Şimdi bir ezberleyeceğiz bu sayıyı ve sürekli sürekli karşımıza çıkmaya devam edecek. Mol kavramı tabii ki molden bahsedeceğiz. AKB yani atomik kütle birimi ismini verdiğimiz bir birim sürekli karşımıza çıkacak. E kütle diyeceğiz aslında AKB kütlenin birimi olacak tabii ki. Bağlı atom kütlesi ve ortalama atom kütlesi kavramlarından hatta gerçek atom kütlesi kavramlarından bahsetmemiz gerekecek ki bu mol kavramı ve kütle arasındaki ilişkiyi aslında açıklayabilelim. İzotop kavramını tekrar gündeme getireceğiz. Hani geçen sene öğrenmiştik bu sene tekrardan burada aslında karşımıza çıkmış olacak ve mol kavramıyla hacim arasındaki ilişkileri yine burada inceliyor olacağız. Peki bu konuyu öğrenebilmemiz için, anlayabilmemiz için hangi temel bilgilere sahip olmamız gerekiyor? Hangi bilgileri zaten bildiğimiz varsayılara aslında da e, bu işlemleri yapacağız arkadaşlar. Kütle, hacim gibi temel büyüklükleri ve bu büyüklüklerin birimlerini bildiklerimizi kabul ediyor. Yani kütle deyince hani neyi ölçtüğünü, madde miktarına ait bir ölçüm olduğunu ve burada en çok kullandığımız gram şeklinde birimleri bilmemiz gerekecek. Ve buna AKB şeklinde yeni bir birimi de biz burada ekleyeceğiz. Ayrıca 9 sınıfta o öğrendiğimiz izotop kavramı var ama onu da yine burada biliyor olmamız gerekecek. Biz gene bahsedeceğiz tabii ki ee, ama müfredatımız bunları zaten bildiğimizi varsayarak e, bize konuyu anlatıyor olacak. Peki mol kavramı dediğimiz kavram nasıl ortaya çıkmış? Tarihsel süreçte bu hani bahsettiğimiz sayı e, nasıl bugünkü halini almış? Bunları şöyle bir bahsedecek olursak arkadaşlar şöyle değerlendirelim. Deste dediğimiz şey, yani bir deste dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? 10 tane geliyor değil mi? İşte bir deste kağıt demek ki 10 tane kağıttan bahsediyor. Ya da bir düzine yumurta dediği zaman biz buradan 12 tane yumurtadan bahsedildiğini biliyoruz. İşte mol kavramında tam olarak böyle bir şey aslında. Herhangi bir şeyden bir mol diyorsa 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Bakın efsane uzun büyük bir sayıdan bahsediyoruz ama ezbere bilmemiz gereken sayı işte bu olacak. Avogadro sayısı olarak kendisini adlandıracağız. Kendisi 6,02 çarpı 10 üzeri 23 gibi bir sayı olacak arkadaşlar. İşte bir mol atom diyorsa mesela bu kadar atomdan bahsediyordur. Ya da bir mol diyorsa bu kadar molekülden bahsediyordur aslında. Bu sayıyı bu şekilde bilmemiz gerekecek. Tıpkı desne ve düzine gibi bir sayı aslında bu da. Avogadro'nun kanunu peki nasıl ortaya çıkıyor? Yani bu sayıya nasıl ulaşıyoruz? Şimdi Avogadro ee, aslında bu deneylerin bu hesaplamaların başlangıcını yapan adam o yüzden onun adına atfettiğimiz bir e, sayı bu. Kendisinin bu sayıdan haberi yoktu. Sadece Avogadro demişti ki bizim bir kanunumuz var bu kanunda aynı şartlar altında eşit hacim kaplayan gazların atom veya molekül sayıları birbirine eşittir. Yani hacimle e, maddeyi oluşturan tanecik sayısı birbiriyle doğru orantılı olmak zorundadır. Şimdi bu deneyden sonra bu kanundan sonra arkadaşlar e, yeni çalışmalar ortaya çıkıyor ki bu sayıya ulaşalım. Mesela 1865 yılında bu Avogadro kanunundan sonra... Şöyle bir deney yapılıyor diyor, diyor ki 1 santimetre küp hacminde gaz standart şartlar altında yaklaşık 2.6 çarpı 10 üzeri 19 tanecik içerir. Daha sonrasında normal şartlar altında bunu yaparsak 1 santimetre küp hacimli gaz 1.9 çarpı 10 üzeri 19 tanecik içerir diyor. Sonrasında belirli hacimde sıvı veya gaz tanecik sayısı 6.9 çarpı 10 üzeri 23 ile 6.4 çarpı 10 üzeri 23 arasındadır. Şimdi bu deneyler çalışmalar yapıldıktan sonra bu veriler ortaya çıkarıldıktan sonra biz ...nihai olarak bu sayıya ulaşıyoruz. Yani Avogadro sayısına ve diyoruz ki... ...bir mol tanecik 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tanedir aslında. Bu taneciğin ne olduğu önemli değil. Yani e, kimyasal türler konusunu geçen seneden hatırlarsak... E, ...nelerden bahsetmiştik? Atom, molekül veya iyon olabiliyordu. Taneciğin kendisi önemli değil. Önemli olan burada sayısı olacak. Eğer bir mol diyorsak ne olursa olsun sayı bu olması gerekiyor. Peki bunun kütlesini nasıl ilişkilendirebiliriz? Kütle ile mol kavramını e, nasıl birleştirebiliriz? Şimdi atomik kütle birimi dediğimiz şey arkadaşlar e, karbon at 12 izotopunu karbonun hani doğada üç farklı izotopu var aslında 12, 13 ve 14 kütle numarasına sahip. Biz burada karbon 12 kütle numarasına sahip olan izotopunu referans olarak atom aldığımız zaman şunu söylüyoruz. Bir tane karbon atomunun 12'de biri kütlesi aslında bir atomik kütle birimidir tamam mı? Buradan yola çıkarak da diğer bütün atomların kütleleriyle ilgili yorum yapabiliyoruz. Şimdi karbon 12'nin özelliği nedir? Karbon 12'de 6 tane proton var, 6 tane nötron var. Dolayısıyla da 12 bunun kütle numarasıydı arkadaşlar. Aslında bu çıkarım bize şunu götürüyor. E, proton ve nötronun kütlesinin de birbirine eşit olduğunu bildiğimize göre... Yani yaklaşık olarak birbirine eşit olduğunu bildiğimize göre. Demek ki kütle numarası 12 olanın 12'de biri kütle 1 bir akb ise o zaman her bir protonun ve her bir nötronun kütlesinin 1 akb'ye yani bir atomik kütle birimine eşit olduğunu varsaymamız gerekiyor. E, o zaman buradan yola çıkarak diğer atomları nasıl yorumlarız? Bak karbondan bu yorumu yaptık. O zaman atıyorum hidrojenden bahsedelim. Hidrojenin bir tane protonu var hiç nötronu yok. O yüzden kütle numarası 1. Dolayısıyla bir tane hidrojen atomunun 1 AKB olmasını bekleriz. Ya da oksijenden bahsediyorsak 8 protonu, 8 nötronu var. Dolayısıyla kütle numarası 16. O zaman bir tane oksijen atomu 16 AKB kütlesine sahip olmalıdır. Sırf karbon 12 izotopundan yola çıkarak diğer bütün atomlarla ilgili bu yorumu yapabiliyoruz o zaman. Peki... Neden çok daha basit bir hidrojeni ya da işte oksijeni kullanmadık da karbonu kullandık burada referans atom olarak? Arkadaşlar burada karbonun çok önemli özellikleri var. Hani hata payımızı minimuma düşürdüğü için önemli zaten. Çünkü doğada bulunma yüzdesi %99.9'a yakın bir sayı. Yani aslında doğada karbonu sen eline aldığın zaman karşına aldığın zaman çok 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 büyük ihtimalle karbon 12 izotopuyla karşılaşacaksın. Oysa ki diğer atomlarda farklı izotoplar ve bu farklı izotopların doğada bulunma oranları daha fazla. Bu yüzden hata payı ortaya çıkacak. Hata payını minimuma düşürdüğü için biz karbonu kullanıyoruz. Ve sonuç itibariyle diğer atomlarla ilişkisini de açıklamamız gerekiyor ya. Bu yüzden birçok elementle bileşik yapabilmesi lazım ki bizim için verimli olsun. E karbon da bu açıdan hani organik kimyanın temelinde karbon vardı zaten. Birçok ele, e, elementle bileşik oluşturduğu için yine karbon tercih ettiğimiz element oluyor arkadaşlar. Peki Atomun kütlesini ve bundan yola çıkarak da bir molekülün kütlesini nasıl bulabiliriz? Nasıl hesaplayabiliriz? Tabii ki AKB cinsinden yani atomik kütle birimi cinsinden bunu belirtmemiz gerekiyor. Şimdi biz eğer atomların kütle numaralarını biliyorsak. Mesela hidrojenin kütle numarası 1 ya. O zaman bir tane hidrojen bir AKB kütlesine sahiptir. Bunu kafadan direkt söyleyebiliriz. Ya da karbonun atom kütlesi 12. Dolayısıyla bir tanesi 12 AKB'dir. Ya da sodyum 23'müş. Demek ki 23 AKB'dir deyip geçebiliriz. Yani sadece kütle numara Bilmemiz yeterli peki iyon sana olacak arkadaşlar nasıl iyon haline geliyordu bu tanecikler elektron alarak ya da vererek bak h artı yazdığı zaman bu şey demek aslında dışarıya bir tane elektron vermiş e, elektronun kütlesini zaten ihmal edebiliyorduk o yüzden bir atomun iyon haline gelmesi kütlesini etkilememeli o zaman bir tane hidrojen iyonu gene bir akb olmalı. Şimdi O-2 iki tane elektron almış dışarıdan bu kütlesinin arttığı anlamına gelmiyor ki elektronları kütlesiz kabul ediyorduk. O zaman oksijenin kütle numarası 16 ise oksijen iyonunun kütlesi de 16 akb olmalıdır. Ya da sodyum artı 1 ise e, bir tane elektron vermiş ama kütlesi gene değişmeyecek. Demek ki 23 akb olarak kalması gerekecek. Şimdi atom ve atomların oluşturduğu iyonlarla ilgili bunları söyleyebiliriz. Peki... Molekülden bahsedecek olursak mesela H2 molekülü bak bu ne demek arkadaşlar? İki tane hidrojen bir araya gelip bu taneciği oluşturmuş. Eğer bir hidrojenin kütlesi ise iki tane hidrojenin kütlesi tabii ki 2 AKB olacak. Ya da O2 molekülü iki tane oksijenin bir araya gelmesi e bir tanesi 16 ise o zaman iki tanesi 32 AKB olacaktır diyebiliriz. Bak tanesinden bahsediyoruz bir tane O2 molekülü 32 AKB kütleye sahipmiş. Peki bileşikse yani birden fazla tür atom bir araya gelmişse o zaman da şunu söyleyeceğiz. Şimdi yapıda iki tane hidrojen var ve her birinin kütlesi bir. Yani iki çarpı bir kütle hidrojenden geliyor. Artı e, bir tane de oksijen varmış onun kütlesi de 16 ymiş. O zaman bunların hepsini topladığımız zaman diyeceğiz ki bir tane su molekülünün kütlesi 18 AKB'dir ya da karbondioksit için aynısını söyleyebiliriz. Karbonun kütlesi kaçmış 12 ve sadece bir tane karbon var. Artı iki tane de oksijenimiz var. O zaman 2 çarpı 16 doğrudan gelecek. Demek ki bir tane karbondioksit molekülünün kütlesi 44 AKB'ymiş. Yani aslında bir karbondioksit molekülü iki tane su molekülünden bile daha ağırmış bu şekilde de yorumlayabiliriz. Hemen bunu sorularda nasıl kullanabiliriz? Nasıl değerlendirebiliriz? Mesela bize formülü verilen bazı bileşikler varmış. Bunların mol kütlelerini hesaplayınız diyor. Arkadaşlar az önce ne yaptık? Atomların kütlelerini bulduk. Bak şöyle değerlendireceğiz biz. Ee, bir tanesinin kütlesinin birim AKB'ydi ya. Avogadro sayısı burada devreye giriyor aslında. Bir molünün kütlesinin de birim karşılığı gram oluyor ve aynı değerli. Yani CH4 için mesela hemen hesabımızı yapalım. Bir tane karbon var. 12 gelecek. Hemen burada söylemiş zaten. E, 4 tane de hidrojen var her birinin kütlesi 1 dolayısıyla 16 çıktı. Bak bu şu demek aslında bunun bir tanesi 16 AKV'dir. Bir molü de 16 gramdır. Sadece birim değişiyor ama sayı gene aynı olarak kalıyor. Ya da n 2 o demiş. Azotu da biz buraya ekleyelim. Azotun kütlesi 14'tür. O zaman 2 çarpı 14 azottan gelecek. Çünkü iki tane azot var. Bir tane de oksijen var. 16 da oradan gelecek. Yapmamız gereken sadece toplamak 44 buradaki cevabımız olacak. Bu bilgi neydi arkadaşlar? Bir tanesi 44 AKB. O zaman bir molü de 44 gramdır deyip geçiyorduk. Ya da NO2. Bak bir tane azot var bu defa. 14 oradan gelecek. İki tane oksijen var. O zaman 2 çarpı 16 da oradan gelecek. Bu defa yapmamız gereken tek şey toplama zaten. 46 olarak bulacağız. 1 molü 46 grammış ya da bir tanesi 46 AKB'ymiş diyeceğiz. Ya da kükürt dioksit arkadaşlar 32 kükürdün kütlesiymiş bir tane var. 2 tane de oksijen var 2 çarpı 16 da oradan gelecek. O zaman 64 buradaki kükürt dioksidin kütlesidir diyeceğiz ve çat diye geçeceğiz. Şu izotop kavramını tekrar bir gündeme alalım. Ne dedik mesela karbondan bahsediyorsak doğada 3 tane izotopu var. Ka hepsinin tabii ki proton sayısı aynı ama Kütlelerine geldiğimiz zaman yani nötron sayısına geldiğimiz zaman aslında bunun 6 tane nötron olduğu için o kütlesi 12 oluyor. E bunun 7 tane nötron olduğu için 13, 8 tane nötron olduğu için de 14 oluyor. Doğada üç tane karbon var. Ama hangisini biz değerlendirmeye alacağız veya bir ortalama alacaksak eğer bunlara dair hani periyodik sistemde sonuç itibariyle karbona ayrılan 3 farklı bölme yok. Sadece bir tane kutucuğun içerisinde o karbon yazıyor. Biz buraya bir kütle değeri yazacaksak hangisini dikkate almamız gerekiyor? Ya da laboratuvarda karbonla çalışacaksak biz sonuç itibariyle elimizde hangi izotoplardan ne kadar var bilemiyoruz. O yüzden en azından en yakın değeri elde etmek için nasıl bir hesap yapacağız? İşte burada izotop kavramı ve ortalama atom kütlesi dediğimiz kavram devreye girecek. Neydi izotop kavramı? Aynı atom numarasına sahip olması gerekiyor. Dolayısıyla da aynı elementin atomları olması gerekiyor. Aynı sembole sahip olacaklar. İzotop olmaları için nötron sayıları birbirinden farklı olacak ve kütle numaraları da tabii ki bununla beraber birbirinden farklı olacak ki biz bunlara izotop adını verelim. Yani aynı elemente ait fiziksel özellikleri farklı ama kimyasal özellikleri birbiriyle aynı atomlardır. Sonuçta bunların kütlelerini ölçtüğümüz zaman birbirinden farklı çıkıyorlar ama aynı tepkimeleri veriyorlar. O yüzden kimyasal özellikleri aynıdır diyorduk. Şimdi bu izotop kavramını kullanarak da biz ortalama atom kütlesi diye bir hesap yapacağız arkadaşlar. Yani o periyodik sisteme yazacağımız kütle değerini buradan ortaya çıkaracağız. Peki nasıl bulacağız? Arkadaşlar dikkate gelme almamız gereken iki önemli bilgi var. Bizim elimizde e, hangi izotoplar var? Yani kaç tane ve hangi kütle numarasına sahip olan izotoplar var? Ve bunların doğada bulunma yüzdeleri nasıl? İşte bunların ağırlıklı ortalamaları aslında bunların ortalama atom kütlesini verecek. Şunu yapacağız. Kaç tane izotopu varsa diyelim ki 11 tane izotopu var. Hepsi için aynısını yapmamız gerekiyor. İzotopun kütlesi ve o izotopun doğada bulunma yüzdesi. Bu çarpımı bütün izotoplar için yapıp tek tek topladıktan sonra elde ettiğimiz değeri 100'e böldüğümüz anda ortalama atom kütlesini hesaplamış olacağız. Mesela klordan bahsedecek olursak bize demiş ki doğada aslında iki tane klor atomu var iki tane izotopu var. E tabii ki her ikisinin de 17 atom numarasına sahip olmasını bekliyoruz ama nötron sayısı farklı olduğu için birinin 35 diğerinin 37 kütle numarası var. E ve klor 35'in %75 klor 37'nin ise %25 oranda doğada bulunduğunu biliyorsak. Yapacağımız işlem nedir arkadaşlar? Bunun kütle numarası 35 ve doğada bulunma yüzdesi 75 çarptık artı diğerinin 37 kütlenin numarası var ve doğada bulunma yüzdesi 25. İşte bu toplamı yüze böldüğümüz anda bizim karşımıza çıkacak sonuç bize klorun ortalama atom kütlesini verecek ve periyodik sisteme de bu değeri yazacağız. Yani o 35 buçuk gibi bir değere ulaşacağız. Veya magnezyumdan bahsediyorsak bak bu defa doğada 3 farklı izotop var. 24, 25 ve 26 kütle numarasına sahip. Bize demiş ki Kütle numarası 24 olandan doğada %79 var. Artı 25 olandan %10 var. Artı 26 olandan da %11 var. Zaten bunları topladığımız zaman 100'ü bulacağız. Öyle değil mi? Yani doğadaki bütün izotopları karşımıza aldığımızı anlayacağız. O zaman bu değeri artık 100'e böldüğüm zaman ben ortalama e, ağırlıklı ortalamasını hesaplamış oluyorum. Dolayısıyla da 24.32 gibi bir değer bulacağım. Bu da bana periyodik sisteme yazmam gereken değeri vermiş olacak ve dikkatinizi çekmiştir. Hangisinin yüzdesi daha fazlaysa tabii ki ona daha yakın bir değer bulmamız gerekecek. Burada 24 olanın e, doğada bulması fazla olduğu için ona çok daha yakın bir değer bulmuş olduk. Peki tanecik sayısıyla mol kavramını nasıl ilişkilendirebiliriz ve e, bununla ilgili soruları nasıl çözebiliriz ona bakacak olursak arkadaşlar Avogadro sayısını bir kere ezberledik 6,02 çarpı 10 üzeri 23 dedik ki tanecik dediğimiz zaman ya da kimyasal tür dediğimiz zaman 3 ihtimal karşımıza çıkacak atom molekül veya iyon. Atom doğrudan zaten elementi oluşturan temel tanecikti. Molekül element ya da bileşik molekülü olabilir. Fark etmez atom gruplarını temsil ediyordu. İyon ise yüklü taneciği temsil ediyordu. İster artı, ister eksi yüklü olsun. Şimdi dolayısıyla 1 mol tanecik dediğimiz zaman Avogadro sayısı kadar aslında atom molekülü ya da iyondan bahsetmiş olacağız. Ve Na gibi bir sembol Avogadro sayısını bizim için simgeleyecek. Yani her seferinde 6,02 çarpı 10 üzeri 23 demeyip de Na'yı burada sembol olarak kullanabiliriz. Mesela 1 mol demir atomu diyorsa aslında bize... Na tane demir atomundan bahsediyordur. Ya da 1 mol CH4 diyorsa burada Na tane metan molekülünden bahsediyordur arkadaşlar bize. Taneciğin türünün değişmesi tanecik sayısının değiştiği anlamına gelmiyor sonuç itibariyle. Hemen bir örnekle mesela bunu uygulayalım. 1 mol C2H4 molekülünden bahsediyorsak arkadaşlar. Şimdi bir mol diyor bak ilk sorumuz diyor ki kaç tane C2H4 molekülü vardır? E molekül verdi ve aynı şekilde molekülün sayısını bize soruyor. O zaman diyeceğiz ki bir mol dediğine göre 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane molekülden bahsediyoruzdur burada. Peki bu molekülün içerisinde yer alan atom sayılarını ayrı ayrı sorsa kaç mol karbon atomu vardır? Şimdi 1 mol molekül bak C2 diyordum her bir molekülün içerisinde 2 tane karbon var. O zaman her 1 mol molekülün içerisinde de 2 mol karbon atomu olmasını bekleriz. Yani 2 mol karbon atomu varmış burada. Peki soru mol sayısı değil de tane üzerinden gelseydi. Üçüncü soruda olduğu gibi. Kaç tane karbon atomu vardır? E 2 mol. Mol'ü görüyorsan arkadaşlar ve taneciye çevirmek istiyorsan bunu. Sadece oraya avogadro sayısını koyman yeterli olacak. Yani iki çarpı 6, 0, 2 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23'ten 12,04 çarpı 10 üzeri 23 tane karbon atomu vardır diyebilirsin. Ya da kaç mol hidrojen atomu vardır? Bak aynı bakış açısına sahip olacağız. E bir tanesinde 4 tane hidrojen var. O zaman 1 molünde 4 mol hidrojen atomunun olmasını bekleyeceğiz. Peki soru kaç tane hidrojen atomu olarak gelseydi? E mol demek zaten Avogadro sayısıyla çarpmak demekti. O zaman 4 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23'ten bunu da 24,08 çarpı 10 üzeri 23 olarak ifade edebiliriz. Bakın sorularda karşımıza şöyle de gelebilir arkadaşlar. Sonuçta bilimsel gösterim olarak geldiği zaman deriz ki bu 2,408 çarpı 10 üzeri 24'e zaten eşittir. Yani burada virgülü sola kaydırdığımız zaman onun üstünü bir artırarak bulabiliyorduk. Aynı şeyi bunun içinde de 1,204 çarpı 10 üzeri 24 şeklinde de karşımıza gelebilir. Aynı zamanda mol kavramını ifade eden başka kelimeler, başka ifadeler de var arkadaşlar. Mesela atom gram. Bak atom gram diyorsa arkadaşlar bu bize aslında 1 mol atomu ifade ediyordur. Atıyorum 3 atom gram sodyum diyorsa aslında 3 mol sodyum atomu demek istiyordur. Ya da molekül gram burada da 1 mol molekülü bu defa ifade ediyordur bizim için. Yani işte 2 molekül gram metan diyorsa 2 mol metan molekülünü ifade ediyordur. Ya da formül gram diyorsa arkadaşlar 1 mol iyonik bileşikten bahsediyordur burada bizim için. Aslında Formülü ifade eden e, mol sayısı ya da iyon gram diyorsa bir mol iyonu ifade ediyordur. Yani şurada ile verilen bir gram ifadesi artısında orada bize mol sayısını belirtiyordur diyebiliriz. Hemen bir tane daha soru çözelim. Avogadro sayısı kadar hidrojen atomu içeren. Bak bu soruları çözebilmek için arkadaşlar e, çok temel oran orantı hesaplarını yapabiliyor olmamız gerekiyor. Bunu yapıyorsak zaten işimiz çok kolay olacak. Şimdi e, avogadro sayısı kadar hidrojen atomu diyor değil mi? Bak avogadro sayısı kadar aslında bu ifade bir mol demek. Çünkü e, bir mol maddenin içerisinde avogadro sayısı kadar tanecik vardır. Ama bu defa diyor ki hidrojen atomunun sayısı bu. O zaman hemen molekülün tipine bir bakıyorum. Diyorum ki bu molekülün her bir taneciğin içerisinde iki tane karbon dört tane hidrojen atomu vardır. O zaman bunun bir molünde de hidrojen atomu üzerine konuştuğumuza göre dört mol hidrojen atomunun olması gerekiyor öyle değil mi? Peki hidrojen atomunun sayısı bir mol sene olacak. Bir mol hidrojen atomu varsa o zaman bizim molekülümüz kaç moldur? Yani bu soruya bir cevap aramamız gerekiyor. E şimdi 4'ün dörtte biri o zaman birin dörtte biri yani 0.25 mol bizim molekülümüzün kendi sayısıdır. Tamam Kaç tane molekül vardır diyor. Şimdi 0.25 mol olduğunu bulduk. O zaman 0.25 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 bizim cevabımızı getirecek. Yani 1,505 çarpı 10 üzeri 23 tane molekülümüz vardır. Bak tane dediğimiz için. Kaç mol karbon atomu içerir? Şimdi yapıya bakıyoruz. Her bir molünde iki mol karbon var. O zaman 0.25 mol olduğuna göre iki katı kadar yani 0.5 mol karbon atomunun bunun içerisinde bulunmasını bekleriz. Veya kaç mol atom içerir? Şimdi bunun yapısında arkadaşlar her bir molünde şöyle yine aynı oran orantıyı kuralım. Toplam kaç mol atom var? 2 tane karbon, 4 tane hidrojen. Dolayısıyla da aslında her 1 molünde 6 mol atom yer aldığını görüyoruz değil mi? Peki bizim molekülümüzün kendisi kaç moldu? 0.25 moldü Buna göre toplam kaç mol atom vardır? O zaman 0.25 çarpı 6'dan 1.5 mol atom olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. Yeter ki doğru oran orantı hesabını yapabilelim. Peki kütleden bahsedip durduk. Kütle ile mol kavramı arasındaki ilişkiyi nasıl kuracağız? Az önce dedik ya AKB'den bahsediyorsak eğer e, gramla AKB arasındaki ilişki Avogadro sayısıyla çarpımı şeklinde ortaya çıkacak. Yani şöyle düşünebiliriz: Bin gram nasıl ki bir kilogram yapıyorsa gramla AKB arasındaki geçişi de Avogadro sayısıyla çarparak söyleyebiliriz. O zaman diyeceğiz ki eğer tane diyorsa aslında bunun Karşılığına gelen birim AKB olmalıdır. Şimdi bir tane hidrojen atomu bak hidrojenin kütlesi de bir ya o zaman bir tane diyorsa bu bir AKB'dir aslında. Eğer bir mol hidrojen atomu diyorsa bu da bir gram olduğunu gösteriyor bak molün karşılığı gram tane'nin karşılığı hep AKB olarak karşımıza gelecek. Ama şu ilişkiyi kullanarak diğer geçişleri de yapabiliriz. Bir tane hidrojen atomunu bize gram olarak sorarsa ne yapacağız? Şimdi bir tane hidrojen atomunun bir AKB olduğunu bulmuştuk ya. E biz bunu grama çevirmek istiyorsak ne yaparız? Şu Na'yı karşıya böyle olarak atmamız yeterli olur. O zaman 1 bölü Na grama eşittir. 1 bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23 grama. Yani çok çok küçük bir kütleye sahip olmasını bekleriz zaten. E sadece bir tane atomdan bahsettiği için. Bunun tersi de olabilir. Bize mol verip AKB soracak olursa. Şimdi 1 molün. Bir gram olduğunu zaten söylemiştik. O zaman bunu yani gramı akb'yi çevirmek istiyorsak da n'a ile çarpmamız yeterli olacak. Bir çarpı n'a. Yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 AKB gibi bir kütleye sahip olmasını bekleyeceğiz. Bunu moleküller için de söyleriz tabii ki. Aynı işlemleri nasıl yaparız? Bak C2H4 demiş hemen alacağız. C2H4 molekülünü önce bir molekül kütlesini hesaplayacağız. Bak iki tane karbon var 12 oradan geliyor. Yani 2 çarpı 12 buradan geldi. 4 tane hidrojen var her birinin kütlesi bir. Yani 24 artı 4'ten 28'i bulduk. Bak bu ne demek? Bir tanesi 28 AKB, 1 molü 28 gram demek oluyor. O zaman İlk soruların ikisinin cevabı da 28 tane ise akb mol ise gramdır bunun kütlesi. Soru bize tane verip gram cinsinden sorarsa bak çok küçük bir kütleyi büyük bir birime çevirmemiz gerekiyor. O zaman ne yaparız hemen avogadro sayısına böleriz. Yani e, büyükten küçüğe küçükten büyüğe doğru gidiyorsak tam tersi mol verip akb istiyorsa... Büyük bir kütleyi küçük bir birimle ifade etmemiz gerekiyorsa, bu defa ne yaparız arkadaşlar? Avogadro sayısıyla çarparak bunu söyleriz. Yani sonuç itibariyle şöyle düşünün: bir tane filin kütlesini e, kilogram cinsinden ifade etmek istiyorsak, yani normalde tonla söylemeyi bekleriz, değil mi? O zaman ne yaparız kilograma çevirmek istiyorsak binle çarpar sonra söyleriz ton karşılığını. Ya da işte bir insanın kütlesi işte 100 kilogramlık bir insan var karşımızda. Bunu gram cinsinden söyle derse ne yaparsın o 100 kilogramı alır bir de binle çarparsın ki grama çevirmiş olasın. Burada da aynı şey var aslında mol cinsinden bir kütle var karşımızda. Yani aslında büyük bir kütle e, atomla kıyasladığımız zaman e, bunu akb'ye çevirmek istiyorsak avogadro sayısıyla çarpacağız ki çok küçük bir birimle bunu ifade etmiş olalım. Hemen o zaman bir soruyla bu işi biraz daha netleştirelim. Mesela karbondioksit bileşiğiyle ilgili soruları cevaplayınız diyor. Bak böyle bir soru geldiği zaman hiç sorunun devamını okumaya bile gerek yok. Karbondioksitin bir mol kütlesini bularak başlamamız gerekiyor. E 12 karbondan gelecek 2 çarpı 16 da oksijenlerden gelecek ve 44 olduğunu bulacağız. Bak bunu bulduğumuz anda şunu belirtmiş oluyoruz aslında. Bunun bir tanesi 44 AKB'dir bir molü de 44 gramdır. Şimdi bize ilk soru demiş ki 0.25 molü kaç gramdır? Bak N ile çarpıp bölmeye gerek yok çünkü molün karşılığı zaten gram olmalı. Hemen şu oran orantıya gideriz. Bunun 1 molü 44 gram gramdı. Değil mi? Az önce bulduğumuz hesap buydu. O zaman biz bunu 0.25 molünden bahsediyorsak kaç gram olmasını bekleyeceğiz? Sadece basit bir oran orantı 44 ile 0.25'i çarptık ve 11 gram olarak bulduk. İkinci soru demiş ki 0.25 molü kaç AKB'dir? Bakın molden AKB'yi soruyorsa artık benim NA'yı çarpan olarak kullanmam gerekiyor. Aynı hesapla gidelim ama biz şunu biliyoruz ki bunun 1 molü 44 gramdır öyle değil mi? O zaman 0.5 molü kaç gramdır diyelim hemen önce bir onu bulalım. E yarısı sadece o zaman 22 gram sorumuzun cevabı olmadı ama bu. Çünkü bizden AKB istiyordu o zaman bunu bir de AKB'ye çevirmemiz lazım. Gramı AKB'ye nasıl çeviriyorduk? ...ena ile çarpmamız yeterli oluyordu. Dolayısıyla aslında soru için cevabımız... ...22 çarpı ena AKB şeklinde olmalıdır. İki tanesi kaç AKB'dir? Bak tane vermiş AKB istiyor. Böyle bir durumda arkadaşlar bizim ena'yı kullanmamıza falan gerek yok. Çarpan ya da bölü olarak. Doğrudan zaten aslında bu karşılığa gideceğiz. Biz şunu biliyorduk ki bunun bir tanesi... ...44 AKB'dir değil mi? Verimiz buydu. O zaman iki tanesi kaç AKB'dir der oran orantımızı yaparız. 2 katı olacağına göre 88 AKB'dir deriz. Ama soru bize tanesinin gram karşılığını istiyorsa burada bizim enayi kullanmamız gerekiyor. Şimdi verimiz neydi arkadaşlar? Bunun bir tanesinin 44 AKB olduğu bilgisiydi. 10 tanesi o zaman kaç AKV'dir? Bak bu oran orantı yaptığım zaman ben AKV karşılığını bulmuş olurum. E 10 katı olacağına göre 440 AKB'dir. Ama benden soru gram cinsinden istiyor. AKV'yi grama çevirmek istiyorsam yapmam gereken şey NA'ya bölmek olmalıydı. O zaman bu 440 bölü NA grama eşittir. Dolayısıyla soru için cevabımız 440 bölü NA şeklinde olmalıdır. Bir de gerçek atom kütlesi diye bir kavramımız olacak arkadaşlar. Oldukça basit bir şey var karşımızda. Diyeceğiz ki herhangi bir atomun gram cinsinden kütlesini bulursak biz onu gerçek atom kütlesini hesaplamış olacağız. Ve bir atomun kütlesini belirtirken AKB cinsinden belirtiyorduk. O zaman bulduğumuz bu cevabı NA'ya böldüğümüz zaman zaten gram cinsinden karşılığını vermiş olacağız. Mesela bir tane flor atomu 19 AKB. O zaman bunun gerçek atom kütlesi 19 bölü NA gram olmalı. Ya da bir tane oksijen atomu 16 AKB. O zaman 16 bölü NA gram bunun gerçek atom kütlesidir. Ya da bir tane kalsiyum atomu 40 AKB'dir. O zaman 40 bölü NA gram da bunun gerçek atom kütlesidir. Yapmamız gereken tek şey AKB karşılığını bulduktan sonra onu Avogadro sayısına böleceğiz ki gram karşılığını elde etmiş olalım. Peki... Kütleden bahsettik bu mol kavramının bir de hacimle olan ilişkisini bilmemiz gerekecek arkadaşlar. Hacimden bahsederken de bizim karşımıza sadece gaz ka çıkacak arkadaşlar. Bir madde gaz fazında olacak ki biz hacmiyle mol kavramı arasında bir ilişki oluşturabilirim. Ve burada da belli şartları gene ezbere bilmemiz gerekecek. iki şartımız var normal şartlar altında ve oda koşullarında ya da standart şartlar altında. Şimdi normal şart şu demek. Eğer Ortamın sıcaklığı 0 santigrat derece ve basıncı 1 atm ise orası normal şartlardır. Eğer sıcaklık 25 santigrat derece ve basınç 1 atm ise orası da oda koşullarıdır tamam mı? Ve diyoruz ki 1 mol gaz bak türü ne olursa olsun yeter ki gaz olsun e, normal şartlar altındaysa 22,4 litre hacim kaplar. Eğer standart şartlar altındaysa yine türü ne olursa olsun o da 24,5 litre hacim kaplar. Buna göre 0,2 mol karbondioksit gazı diyor. Karbon dioksit umrumda bile değil. Gaz mı bu? 0.2 mol. E şimdi 1 mol 22,4 litre hacim kaplıyorsa 0.2 mol yani 5'te biri bunun 5'te biri kadar hacim kaplamalıdır. Yani 4,48 litre hacim kaplamasını beklerim. Çok benzer şekilde 5'te e, biri birim 5'te biri o zaman 24,5'te te bir yani 0.2 katı e, bana buradaki hacmi verecektir. E, dolayısıyla bunun 0.2 katı nedir? 4.9 litre olarak karşıma çıkar. Ya da 0.5 mol helyum. Helyum olması önemli değil ki aynı şey yani karbondioksit yazsaydı da aynı işlemleri yapacaktım. Gaz olduğunu görüyorum yarım mol o zaman 1 mol 22,4 litre kapsıyorsa 0,5 molik bunun yarısı kadar yani 11,2 litre hacim kaplar derim. Ve aynı şekilde bunun yarısı kadar yani 12,25 litre hacimde oda koşullarında kaplar der geçerim. Hemen bir tane soru çözelim artık bütün hepsini bir özetlemiş olsun bu soruda. Avogadro sayısı kadar oksijen atomu içeren CO3-COOH yani asetik asit bileşiği ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Ne dedik arkadaşlar soruyu gördük hemen bizden büyük ihtimalle bunun mol kütlesiyle ilgili bir işlem yapmamızı bekleyecektir. O zaman ne yapacağız 2 tane karbon var bak 2 çarpı 12 karbonlardan gelecek artı 4 tane hidrojen var o zaman 4 çarpı 1 de oradan gelecek. 2 tane oksijen var 2 çarpı 16 da oradan gelecek 60 bizim buradaki mol kütlemiz olacak. Bak bu bilgi ne demekti 1 tanesi 60 akv'dir 1 de 60 gramdır tamam mı geçiyoruz hemen. İki mol hidrojen atomu içerir. Şimdi Avogadro sayısı kadar oksijen atomu içerdiğine göre iki tane oksijen var. O zaman diyeceğiz ki bunun bir molünde 2 mol oksijen atomu vardı. O zaman Avogadro sayısı kadar yani 1 mol oksijen atomu içeriyorsa kendisi kaç moldür? Bak bu ilk e, temelde bizim yapmamız gereken ilişkiyi verecek zaten yarısı kadar olduğuna göre bunun yarısı kadar yani kendisi 0.5 mol olacak ki içerisinde bir mol oksijen atomu bulunabilsin. O zaman. 2 mol hidrojen atomu içerir e, 1 molünde toplam 4 mol hidrojen atomu olduğuna göre... ...yarım molünde e, bunun yarısı kadar yani 2 mol hidrojen atomu içerir burası doğru olacak o zaman. Kütlesi 30 gram mıdır? E, 1 molü 60 gram olduğuna göre yarım molü tabii ki yarısı kadar yani 30 gram olacak. E, o zaman bu da doğru. Gaz halde normal şartlar altında 11,2 litre hacim mi kaplar? E, 1 mol 22,4 litre hacim kaplıyordu o zaman yarım mol olduğuna göre... 11,2 litre hacim kaplar yani bu ifadelerin 3'ü de doğrudur diyebiliriz. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Tabii ki önceki dersimizdeki ödevlerimizi bitirdiniz. Şimdi geldi bu dersin ödevlerine nereden nereye çözeceğiz? Dinamo Kimya kitabını e, hepiniz sahipsiniz artık. Olmayanların da bir an önce e, edinmesini istiyorum. Çünkü ödevlerimiz sürekli buradan geliyor olacak. Mol kavramını tamamladık arkadaşlar. Sayfa 24'ten 35'e kadar çözülmemiş yer bırakmamamız gerekiyor. Neler var şöyle içeriye birlikte bir bakalım gene de. Her bir sayfada bir tane çözümlü örneğimiz olacak arkadaşlar ve bu çözümlü örnekten sonra çok benzer nitelikte 4 soru bizi aşağıda bekliyor olacak. Bizim çözümümüzü bekliyor olacak. Aslında her bir sayfa bir tane kazanım ve bir soru tipini cebimize koymamızı sağlayacak. Bu şekilde devam ettikten sonra bütün çözümlü örnekleri tamamladıktan sonra da tarama testleriyle biz iyice bir farklı farklı soru tiplerini görüp iyice bir konuyu öğrenmiş olacağız. Ardından da yeni konu için yeni ödevimiz tabii bizi bekliyor olacak. O zaman ödevimizi de aldığımıza göre ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz. Yorumlarda paylaşmayı asla ihmal etmiyoruz. Ve kendimize çok iyi bakıyoruz. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere.